Evet, İstanbul'dan iyi günler. Güneşli bir günden merhaba. Dün yağmur, kar, felaket her taraf vardı. Bugün hava birdenbire açtı. Yanımızda CHP Genel Başkan Yardımcısı, pardon CHP, hala alışamadık şuna. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin var. Yarın İstanbul'da daha güneşli bir gün olacak bildiğim kadarıyla. Çünkü CHP start alıyor ve uzun süredir de aslında özlediğimiz bir tablo. CHP ilk kez İlk mitingi yapıyor. Eskiden biraz geç kalırdı. Bu yıl CHP'yi biraz daha hızlı görüyoruz. Yarın Kartal'da öğleden sonra inşallah yüz binler, hava da güzel olacak gibi görünüyor, toplanacak Kartal Meydanı'nda ve CHP seçim kampanyası ilk açan parti olacak. Evet, nasıl hazırlandınız? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii önce biz aslında Mart ayında yapacaktık. Bütün planlamamızı yaptık ama hava koşullarından dolayı iptal etmek zorunda Nisan'da kaldık. bile kar yağdı. Ve bu hafta mı yapalım, işte dördünde mi olsun derken müzakere ettik ve 11'ine karar verdik. Çünkü hava koşulları da 11'ine çok uygundu. Yarın güneşli bir hava var. Çok enteresan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Hayırdır? 77 yılında 11 Nisan günü Kartal Meydanı'nda miting yapmışız. Aa, Ecevit'in iktidar Evet, olduğu dün gazeteci arkadaşlarım 77 beni seçimde. arayınca ya planlı bir, hayır vallahi hiçbir planlı bir şey değildi. Takdir ilahi dedim. Çok da enteresan bir rastlantı oldu. Kartal örgütümüz 77 dönemindeki miting posterleriyle yan yana 11 konuşuyor Nisan şey. 1977 Evet, Kartal şeyde. mitingli Ecevit'in görüntüleriyle aynı Evet. anda sahneye çıkacak. O zaman yarın Kılıçdaroğlu ve sizler. Evet. Tabii Sayın Genel Başkanımız yarın Türkiye'nin beklentilerine cevap verebilecek çok önemli açıklamaları yapacaktır. Gerçi Şimdi bugün vaatler bir var kısım... galiba. 6 tane, onu açıklamış biraz Evet. galiba dün akşam Evet. falan. 6 tane temel vaatle gideceğiz demiş. Yarın onları açıklıyor mu? Büyük olasılıkla bir kısmını açıklayabilir. Tam içeriğini bilmediğim için ama bizim hazırlamış olduğumuz, özellikle Sayın Genel Başkanımızın da bugün ifade etmiş olduğu gibi uzun süredir aslında sadece seçime yönelik değil, ortalama 1,5 yıldır ekonomiyle ilgili çok ciddi bir çalışma var. Gerek genel merkezdeki bizim ana kadromuz, gerekse dışarıda Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, bu topraklarda, Anadolu topraklarında yetişmiş ama şu anda IMF'de, Dünya Bankası ve çeşitli dünyadaki büyük kuruluşlarda görev yapan kardeşlerimizin çok ciddi çalışmaları oldu. Bunun bir tanesi işte biliyorsunuz emeklerle ilgiliydi. Emeklerle ilgili Sayın Davutoğlu'nu biraz kimyası bozuldu ve nereden 100 lira zam bulacaksınız? yaptılar Seyhan Hanım. Ama o 100 lira da bizim projemiz çıkınca yapmak zorunda Tabii. kaldılar. Ama bir çok komedi bir şey. Yani onun emeklilere çok inandırıcı gelebilecek bir tablo değildir. Bunun zamın gerekçesini de izin verirseniz anlatmak istiyorum. AKP'nin havuz araştırma şirketleri var. Yani bir masa gibi, masanın dört ayağı tam olacak. Yani sadece medya, televizyon, iş dünyası değil. Aynı zamanda devletin kurumları dahil olmak üzere bir de araştırma şirketleri. Yani araştırma şirketlerinin tamamı, özellikle beş tanesini çok yakından biliyoruz. Bu beş tane şirket, hatta bir kısım şirketler çok ciddi de bir sermayedar oldular. Çünkü bütün bakanlıklarda çok ciddi işler Ha, bir yaptılar. dakika, araştırma şirketleri derken şöyle bir konuya geçtik. Araştırma, anket araştırma, Tabii anketlerden söz anket ediyor. araştırmaları. Evet, anket, yani AKP'ye Ve yandaş araştırma şirketlerinden evet, tabii bahsediyorsunuz ki şu an. Sayın Genel Başkanımız Düzmece anketler var. oraya geleceğim. Sayın Genel Başkanımız emeklerin mağduriyetini bildiği için uzun yıllardır ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı emeklerin meselelerini de çok iyi bildiği için sürekli gündeme getirirdi. İntibak yasası dahil olmak üzere yarım yamalı geçmiş olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2011 yılındaki çabasından dolayı geçmiştir. Bunun üzerine tabii AKP bir araştırma yaptı. Acaba bu emeklerle ilgili nasıl bir tablo çıkacak? Görünen tablo, yani araştırmacının kendisinin bana ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bu projeden dolayı 2 puan arttığını ve bunun üzerine Davutoğlu çaresiz kalıp işte biz de 100 lira vereceğiz gibi bir proje açıklamak zorunda kaldı. Tabii ki sadece emekliler değil, özellikle işsizlerle ilgili. Yani Türkiye'nin en dramatik tablolarından bir tane işsizlik. Kiminle selamlaşsanız, kiminle karşılaşsanız ya da kiminle telefonlaşsanız, oğluma iş, kızıma iş.
Sabahları belki izliyorsunuz. Yani Türkiye'nin en önemli büyük televizyonların bir tanesi. Biliyorsunuz şu anda Türkiye coğrafyasında program yapıyor. Fox TV, yani ismini de vermemin bir sakınca yok. Doğal olarak bazen de izliyorum. İnanın yani ben programı yapan arkadaşların da o atmosfer içerisinde nasıl bir ızdırapla karşı karşıya olduğunu görüyorum. İşsizlik, yoksulluk, sefalet. İşsizlik, yoksulluk, sefalet. Türkiye'nin gelmiş olduğu tablo bu. Bu tabloların üstesinde gelebilecek tek irade Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi yani anladığım kadarıyla biraz bu önemli 6 maddelik paket açıklayacak ama onun bir kısmını belki değinecek. Bilemiyoruz. Herhalde değinir sonuçta İstanbul. Tabii programımız daha çok 19 yarınki miting öncesi 19 Nisan'da Ankara'da tamamını açıklayacağız. 19 Nisan'da Ankara. O zaman evet. Yarın ipuçları verecek. Ya büyük olasılıkla yarınki mitingde Sayın Genel Başkanımız hangi temaları kullanacak doğrusu onu tam. Bir de anladığım kadarıyla şimdi medyaya sızdı reklam filmi Ali Taran'ın. O da alkışlıyorum diye sızdı ama herhalde evet. Galiba çok öncü şeyler. Trafonun önünden kediler falan geçiyor. Yarınki mitingde de bu alkışlıyorum kampanyasının izlerini görecek miyiz? Sürpriz olsun. Onları da yarın hep beraber görelim. Anladım. Evet. Peki şimdi yarın mitinge nereden? Türkiye'nin dört bir yandan herhalde bunu bir anlatalım. Tam saat kaçta olacak? Nereden kimler gelecek? Vatandaşlar kimler gelsin? Ulaşımı nasıl sağlayacaklar? Neler planlandınız? Nasıl hazırlandınız? Şimdi bunu öncelikle bizim tabii devlet olanaklarımız yok. Yani bakanlıklara talimat ya da valilere. Biz buradan nasıl geleceğiz Beşiktaş'tan? Mesela? Valilere, kaymakamlara talimat verebilecek durumumuz yok. Biz tamamen kendi imkanlarımızla ve örgütlerimizin imkanlarıyla bir araya geleceğiz. Burada gemiye bineceksiniz. Yani tekne gelecek. Tekneye bineceksiniz. Tekneyle Kartal'a kadar gelebilirsiniz. Özel tekneler mi yoksa belediyeninkileri mi kastediyorsunuz? Hayır, özel. Yani arkadaşlarımızın, ilçe başkanlarımızın. Bu çok önemli. Bir kısım özellikle sahil bantlarında deniz ulaşımıyla gelecek. Bir kısım arkadaşlarımız da. Yani Beşiktaş'tan kendi, Kabataş'tan mı? Nereden? Galiba Kabataş ve Zeytinburnu birkaç yerde deniz ulaşımıyla gelecek. Sahilden bedava evet. Mitinge gidenleri karşıya Kartal'a tabii, taşıyacak, evet, Avrupa yakasına. Evet. Daha önemli. Sonra da tekrar kendi bölgelerine. Böyle bir şey var. Böyle biraz denizle şenlenecek diyorsunuz. Evet. Biz daha çok bireysel olarak vatandaşlarımızın gelmesini çok arzu ediyoruz. Özellikle işçiler, memurlar, emekliler, çalışanlar, mağdur olanlar, kentsel dönüşümden sürgüne tabi tutulan bütün yurttaşlarımızı mitingimize bekliyoruz. Tamam. Şimdi ona tekrar dönecek oluruz. Bu arada yine sizinle sohbet ederken az önce ortaya çıkmıştı. Biraz AKP'nin düzmece anketleri. Onunla ilgili ilginç anekdotlar da var galiba. Şimdi izin verirseniz önce anketten önce son gerilimli tablo hepiniz görüyorsunuz. Bir tarafta köşkün yarattığı gerilimli tablo, bir tarafta da AKP'nin içindeki gerilimli bir tablo maalesef Türkiye'ye kötü yansıyor. Ve bu düşüşlerden dolayı ana muhalefete her türlü kirli tuzağa bir görev edinmiş gibi duruyorlar. Mesela geçen hafta bir vatandaş aradı. Bir matbada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile ilgili, partimizle ilgili bir kitapçığın basıldığını ve bu kitapçık bir gazete aracılığıyla dağılacağını ifade etmişti. Ama her zaman çok namuslu insanlar bulamıyorsun işte. Zaman zaman bu bilgileri insanlar da alabiliyoruz. Sonra biz hangi gazete, hangi matbaa diye tabii bunları araştırdık. Nihayet hem matbaayı hem gazetenin yetkililerini bulduk. Tuzağı bozduk ama her gün biz tuzak bozmakla meşgul olacak değiliz. Şimdi belli ki benzer önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik daha önce 2011 yılında MHP yapıldığı gibi işte böyle kitap çıktı, şuydu, buydu. Bereket versin, toplumun çok itibar edeceği şeyler değildir. Ama şimdi son edindiğim bilgiye göre belki yarın ya da öbür gün önümüzdeki günlerde de gazetelere. Fuat Avni'lik bir bilgi galiba. Gazetelere de hayır, biz sonuç itibariyle bu ülkede yaşıyoruz. Çin değiliz yani sonuç itibariyle. Türkiye'yiz yani 70-75 milyon yurttaşız hepimiz birbirimizi biliriz. Bu araştırma şirketleri yani AKP'nin gerek AKP ve gerek AKP dışında yapılan bütün kamu yoklamalarına baktığınızda 38 bandı yani 37 ve 38 bandı. AKP 37-38 çok iyi biliyor. Herkes biliyor yani bir sadece bizim değil. Böyle olunca zaman zaman da şimdi son günlerde bu AKP gazetecileri
45 bandını falan zikretmeye başladılar. 50-55'ten oraya indiler. Tabii hiç 55'ten 60'tan inmezken şimdi 45'e razı oldular. Cumhurbaşkanının 400 deyip 35'e razı, 335'e razı olduğu gibi. Önümüzdeki günlerde bu benzer kamu yoklamaları toplumu manipüle etmek için, kafasını karıştırmak için benzer kamu yoklaması verilerini kamuoyuyla paylaşabilirler. Kimse itibar etmesin. Uluslararası yapılan araştırmalar var. Tabii doğal olarak şimdi bizi izleyen vatandaşlarımız ya niye bu kadar uluslararası şirketler bu işte meşguldür? Elbette meşgul olacak. Bankaları var, sanayisi var, efendime söyleyeyim AVM'si var. Bu ülkede bizden daha çok bu gidişattan çok kaygılı ve gidişatı görmek istiyor. Doğal olarak yapılan bu araştırmalara da baktığımızda ortalama hepsinin şeyi 36 ve 38 bantlar arasında. Burada ben istersen bir parantez açalım. Avrupa Parlamentosu çok enteresan bir şey yaptı. Tarihinde örneği yok. Orada Türkiye'yle ilgili bir anket açıkladı. Martin Scholz, parlamento başkanı. Ve anladığım kadarıyla o da aslında tek cümlelik bir şey var. Çok ayrıntılarını bulamadım. Baktım biraz böyle. Sadece AKP'nin tek başına iktidara gelemeyeceğini görüyoruz dedi. Yani burada tabii iki şey var. Bir, hakikaten bunun tarafsız bir organ tarafından tespit edilmiş olması. Hani Avrupa Parlamentosu çünkü bakıyor pozisyonla almaya çalışıyor. Amerika'da öyle. Bakıyor pozisyon almaya çalışıyor. Bir kaygısı yok. Seçime girmiyor sonuçta burada. İkincisi de yalnız tabii bunu açıklama da çok enteresan. Bu biraz yani öyle bir şeydir ki sevdiğim bir iktidar olur ya da sevdiğim bir Avrupa Parlamentosu'nun iyi bir parçası olarak gördüğüm bir parti olur. Korumaya çalışırsın. Bunu açıklamaları aslında biraz da ya bunlar gitsin. Şimdi Avrupa'dan bakıldığında Türkiye çok hoş görünmüyor AKP iktidarı ve bundan memnun değil. Avrupa standartlarından uzaklaştığını, Orta Doğulaştığını görüyor. Bir de böyle bir niyet vardı gibi görünüyor. Ama şunu bilmemiz lazım. Yani bu araştırmalar çok kapalı devre kalan araştırmalar değildir. Sizlere geliyor bunlar. Tabii ki geliyor. Yani sadece Avrupa Birliği değil aynı zamanda birçok bankaların, uluslararası bankaların bankalar yapmış yapıyor. Olduğu araştırmalar var. Piyasa araştırıyor çünkü seçimden sonra ne olur diye. Yani rahmetli İsmet Paşa'nın dediği gibi iki kişinin bildiği sır sır değildir. Yani bunlar öyle çok sır olabilecek şeyler değildir. Ha niye kendisi paylaştı onu tabii bilemiyorum. Ya belki de bu paylaşımın temel sebebi son dönemlerdeki iktidarın otoriter yapısı. Herkes çok rahatsız etti. Yani basına, medyaya, iş dünyasına neredeyse açık saldırı. Yani böyle hani diplomatik saldırı olurdu geçmiş dönemlerde. Şimdi çok net ve açık saldırı var. Cumhurbaşkanı'nın en son İstanbul Baro Başkanı'na yaptığı gibi hedef göstererek. Bakın kamu yöneticilerinin bir farklı sorumlulukları var. Kamu yöneticisi yani Cumhurbaşkanlığı makamında, başbakanlık, bakanlık makamında oturan insanlar herkesin sorumluluğuyla meşguldür. Ama birilerini koruyup birilerine hedef gösterirse yarın Allah göstermesin bu hedef göstermiş olduğu insanların başına bir şey gelirse bunun altında kalkmak da mümkün olmaz. Baro başkanımız da yapmıştır şimdi doğal olarak insanların bu süreci çok iyi bildikleri için sayın rahmetli savcımızın o sürecinde çok canıraş bir mücadele vermiştir. Kaldı ki bu mücadeleyi devletin kendisinin yapması gerekiyordu. Burada başbakan, cumhurbaşkanı, bakanların baro başkanına sadece teşekkür borçları var. Ama onlara hedef göstererek yani Allah'tan şimdi son dönemlerde yaşanan dramatik acı tablolar var. Bunun bir tanesi Özgecan'ın babası. Bir tanesi rahmetli savcımızın babası Muhammed amca. Bu kadar vakur, bu kadar olağanüstü zeka küpü olan insanların kullandığı cümlelere bakın. Yani gerçekten hepimizin ders alması gerekiyor. Ya dün Özgecan'ın babasının demeçlerini okudum. Utandım bir siyasetçi olarak. Bu kadar uslupla, bu kadar acıyı kendisine bal eylemiş bir insanın sadece iç barışımız, sadece huzurumuzun bozulmaması için kullanmış olduğu cümlelere bakın. Muhammed amcanın kullanmış olduğu cümlelere bak. Cumhurbaşkanının, başbakanın sorumsuzca kullanmış olduğu cümlelere bakın. Şimdi bütün bunları sadece biz değil Avrupa'da görüyor. Ne oluyor bunlar? Fren patlamış kamyon gibi nereye vuracağı belli olmayan bir sürece bir ülkeyi götürebilirler mi?
Doğal olarak tabii ki herhalde onu açıklama gereği duymuşlar. Savcılığı da hala otopsi açıklanmadı. Bir yığın kurşun var. Öldürücü kurşunlar kime ait? Polis kurşunu mu? Eylemci kurşunu mu? Hala bir açıklama yok. Yani sanki bir örtbas var gibi orada. Ama da. Şunu bilmeliyiz. Yani biz tabii çok karanlık süreçlerden de geçtik. Faili meçhul dönemler geçtik. İşte 80 öncesi binlerce insan maalesef bu kirli oyunlarda hayatını kaybetti. Bu dönem bitti. Bu dönem insanların hani ilk çağlardaki gibi herkes çıplaktır. Hiçbir şeyi gizlemeniz mümkün değil. Bugün gizliyor gibi görünebilirsiniz ama hiç unutmayın ki yakın tarihimizde bütün bu tablolar, bu kirli tuzakların tamamını Türkiye kamuoyunu gördü. Şimdi tekrar arada böyle İstanbul'daki mitinge giriş çıkışlar yapalım diyorum. Siz de İstanbul İl Başkanlığı yaptınız. Buradan parladınız. Genel merkeze yönetici olarak yıldızınız yükseldi gitti diyelim. Devam da gelir inşallah. Şimdi İstanbul'da da tabii çok güzel aslında bence iyi bir şey oldu. Karayalçın da evini taşıdı geldi. Hem Karadeniz seçmenine hitap eden bir isim. Hem geçmişteki SHP Genel Başkanlığı'ndayken yaptığı ittifaklarla Kürt seçmenini de sevdiği bir isim. Bunlar hep İstanbul'da önemli seçmen kitleleri. Karayalçın da burayı yeniden işte yapılandırıp bence çok özverili davrandı. Geldi. Yaşının, başının ve olgunluğunun gereği olarak partiyi sırtladı. Hiç kalkıp da milletvekili olayım falan filan demedim. Şimdi baktığımızda da son yerel seçimde İstanbul'da Büyükşehir'de %40 oy almıştı CHP. Bütün belediyelerde aldığı oy ortalaması yanlış değilse bakmıştım seninle yeni çıkmadan önce. %36 gibi bir şeydi. Eski İl Genel Meclisi'ne tekabül edecek şekilde bütün belediyelerde bir açıklığı var. Yani çok iyi bir yere gelmiş gibiydi. Fakat şimdi anketlerde bakıldığında İstanbul bazen bakıyorum %30, %31, %32'lerde de görünebiliyor. Bilmem 36. O bilemiyorum İstanbul nasıl görünüyor? Yani yarınki miting öncesi. Evet, şimdi yoksa %40'ları zorlamaya doğru mu gidiyorsunuz? Önce Sayın Karayalçın'ı haksızlık yapmayalım. Sayın Karayalçın sadece bir Karadenizli kimliği değil. Aynı zamanda Türkiye Sosyal Demokrasi, evrensel sosyal demokrasi konusunda çok önemli katkıları olmuş bir liderimizdir. Eski genel başkanımızdır. Doğrudur. İstanbul, Türkiye coğrafyasının 1/5'i. Bileşenleriyle 81 ili temsil eden bir ildir. Gerçekten çok zordur. Yani ben burada 3,5 yıl çok ciddi de zorluk da çektim ama İstanbul'da il başkanlığı yapmak da gerçekten büyük bir partililik için büyük bir şereftir, onurdur. O onuru, o şerefi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşamış bir insanım. Sayın Genel Başkanımız, şu andaki il başkanımız herkesi kucaklayabilecek gerçekten çok ciddi kısa süre içerisinde derleyen, toplayan bir insan oldu. Tabii ki bizim hedefimiz, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir farklı kültürü var. Eskilere baktığınızda bakın Altan Bey, Hikmet Çetin, aklınıza gelebilecek bütün eski liderlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış ya da çeşitli kademelerde görev yapmış insanlar, inanın bugün gidin sıradan bir gençlik kolu başkanı gibi, gençlik kolu militanı gibi çalışıyorlar. Böyle bir partiyiz. Evet. Ve bundan dolayıdır ki 92 yıldır 60 yıl iktidar olmamamıza rağmen dimdik ayaktayız. Neden? Bir, parti kirliliğe bulaşmamıştır. Parti tuzaklı işlere ortak olmamıştır. Birçok sürece baktığımızda bu süreçlerde Türkiye'deki gerek iç meselelerimizde gerek Orta Doğu'daki sıkıntılarda maalesef iktidarların çoğu bu kirli tuzakların birer parçaları oldukları için kısa sürede hepsi partilerini kapatmak ya da lağvetmek zorunda kaldılar. Önümüzdeki süreçte tabii ki bir oran vermek, İstanbul'la ilgili bir oran vermek çok elimizde ciddi bir veri olmadığı için şu anda yanlış olur. Benim gördüğüm tablo tabii büyük olasılıkla dörtlü bir parlamento oluşacak. İstanbul'da AKP'nin oyu çok ciddi bir şekilde düşecek. Metropol zaten ilk çaktım İstanbul çakar sonra evet. Taşla devam eder. Gerekçe olarak da zaman zaman tabii çok tartışma konusu da oluyor. Ben gazeteci kardeşlerimize bir önerim var. Yani en azından çok basit, çok kolay yani çok zorlanabilecek bir şey değildir. Yüksek Seçim Kurulu verilerine baktığınızda oradaki oy geçişlerinin nasıl olduğunu çok net bir şekilde görebilirler. Ama o zahmete de katlanmadan çıkıyorlar. İşte
CHP'nin oyunun HDP gideceğini söylüyorlar. Benim elimdeki verilere baktığımda, yani 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine baktığımda, Demirtaş'a kayan oylara baktığınızda, özellikle Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Sultanbeyli birçok ilçelerde AKP'de çok ciddi oy geçişleri olmuş. Bu seçimde daha fazla olacak. Beşiktaş gibi CHP'nin kalesi olan yerlerde o kadar geçiş yok. Mesela örnek olsun diye söylüyorum. Bağcılar'da AKP Selahattin Bey 2011 yılında almış olduğu oyu 2014'te 3 katını almış. Yani 3'e katlamış. Yine keza Ümraniye'de 2'ye katlamış. Pendik'te 2'ye katlamış. Kadıköy'de 2011 yılında 20 bin oy almışlar. 2014 yılında 17 bin oy almışlar. Düşmüş. Yani 3 bin oy kayıp. Beşiktaş'ta sadece 1300 oy artış var Beşiktaş ilçesinde. Yani şimdi ben bu artışlar nerede, doğrusu gerçekten çok merak ediyorum. Ama televizyonlara çıkan, televizyonlarda herkes ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşmasın, Yüksek Seçim Kurulu verilerine baksın. Evet, baktığımızda da öyle görünüyor. Şimdi isterseniz biraz şu şey meselesini de konuşalım. Yine mitinge döneriz. CHP, AKP, MHP listeleri ortaya çıktı. Biraz sanki bir tartışma daha var. Davutoğlu Erdoğan'ın bazı isimlerini bypass etti. Erdoğan'ın İlk önce o Davutoğlu'nun bazı gönderdiği listeden isimler epeyce çizmiş etmiş. Daha sonra aynı şekilde aşağıya gönderdi. Sonuçta gönderecek olan genel başkan listeleri YSK'ya. Mesela o Hamdi Topçu örneğinde de gördük. O bozuntuya vermemeye çalıştı ama arada kaynadı. Aday olmak istedi galiba. Biri istemedi, biri istedi. En sonunda üstü çizildi vesaire, ortada kaldı. Keza yolsuzluk komisyonu üyeleri, dikkat ediyorum. Mesela orada bir tartışma vardı anımsarsanız. Şey demişlerdi. İşte Davutoğlu en az 4 bakandan ikisini gönderecek şekilde oy kullanın. Erdoğan da olmaz öyle şey kardeşim, işi bana dokunur falan demişti. Ve bunlar da Davutoğlu'nu dinlemeyip Erdoğan dinlemişlerdi. Şimdi Davutoğlu'nun onların da çizdiğini görüyoruz şu aşamada. Bütün bunları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi önce çok aceleci davrandım. Ben listede saray hakimiyeti var diye biliyordum. Sağ olsun. İlk gördüğünüzde öyle algıladınız. İlk gördüğümde öyle oldu. Sonra Davutoğlu bizi uyardı. Ben dedi adaylarıma Google'a baktım. Google'da işte kimin ne olduğunu... Son konuşmalarını getirin evet. Demiş. Ondan baktım ona Google'da göre. Google'da karar vermiş. Ben de kendime vazife edindim. Bir Google'a bakayım dedim. Kim bunlar? Evet, saray gerçekten bypass edilmiş. Davutoğlu'nun ağırlığını görebiliyorum orada. Ortalama bir 100 adaya baktığınızda 100 tanesi yani hem Davutoğlu'nun hem sarayın ortak adaylar. Yani bildik işte Milli Görüş'te gelen insanlar. Geri kalana baktığımızda çoğunluğu Davutoğlu'nun hakimiyeti var. Belki de işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın İran'a gidişi bir fırsat mı oldu? Ha, ya da, tam İran'a ya da ona gün... göre bir program mı yapıldı? Ha. Doğrusu ben şimdi bir şeytanlık... Ha, o İran'a gittiğinde listeler gönderildi. Evet, yani böyle bir enteresan bir tablo da oldu. Tam Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek bir ortamda bir İran programının hazırlanması da bir manidar olaydır diye düşünüyorum. Mesela çok enteresan özellikle Canhıraç köşke siper olan çok sayıda gazetecinin girmemesi çok manidar. Yani çok evet, bayağı gerilerde kalmışlar. Evet. Mesela Melih Bey'in oğlunun ya burada altını tekrar çiz istersen, AKP değil özellikle Erdoğan'a siper olan Erdoğancı gazeteciler. Çok evet, çok sayıda onlar olmadı. Bir kısmı da seçilebilecek yerlerde değil yani. Tabloya baktığımızda işte 14, 16, 18 gibi bölgelerde bu da belli ki evet. Yani Davutoğlu Çetin Ceviz çıktı. Aslında şöyle bugün şöyle de bir haber var. Benim çok enteresan bir haber sitesinde okudum, önem verdiğim. Erdoğan mitinglere çıkmama. Belki bu şeyden sadece dolayı yani. Sadece televizyonlarda konuşuldu. Acaba bu liste küskünlüğünden mi? Ya ben liste küskünlüğü kesinlikle mutlaka vardır. Acaba bu İran programı bilinçli bir tuzak program mıydı? Bu hani böyle bir araştırılması gereken bir başka paralel yapı mı var yani? Ben Zaten saray, yakında Davutoğlu'nu paralel yapı ilan... Sarayı uyarmak açısından söylüyorum. Davutoğlu yani paralel... gün torbaya girmiş değil. Niye Mart değil, niye Mayıs değil falan filan. Bu tabloda sanki bir yeni bir paralel yapı doğabilir. Davutoğlu bence. Var, evet. Yeni paralel yapının başı Davutoğlu evet. gibi geliyor. Şimdi bizi izleyenlerin siyaseti, tabii siyaset dünyasında gelenler çok iyi bilirler. Cumhuriyet Halk Partisi perdesiz ev gibidir.
biz elbette farklı sesler olacaktır, farklı düşünceler olacaktır. Farklı sesler, farklı düşünceler siyasetin kuralında olması gerekir ki demokrasi işletsin. Demokrasinin merkezi siyasi partilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi. Biz daha çok millete sorduk tabii. Google'a değil, milletsiz karar verin dedik. Ama ya, bir kısmı da belli ki istihbarat örgütlerine sorulmuştu. Aşağı yukarı ben de 80'lerin ortasında gazeteciliği Ankara'da başladığından beri işte SHP'den başlayarak Necati Bey'den Çevre Sokağı'na kadar hep izlerim. Her zaman seçimleri en iç gürültü açısından en gürültülü CHP giderdi. Şimdi en sakin CHP. Son derece. Bu çok iyi oldu yani. Ama şöyle, şimdi atama sistemi dediğiniz o kadar zor ki bakın son 10 günde Sayın Genel Başkan'ın ruh halini ben biliyorum. Çok kolay değildir. Yani 200 tane pırıl pırıl arkadaşınız var. 200 kişiden 25 kişi seçeceksiniz. 5 tane evladınızdan bir tanesini seçeceksiniz. Yani çok kolay değildir. Böyle olunca tabii çok zor. Şimdi %93 benim verilere göre %93'ünü biz tamamen millete havale ettik. Millet kendisi tayin etsin. Geri kalan rakam çok az rakam olunca doğal olarak tabii burada kopacak bir gürültü yok. Ama geçmiş dönemlerde... AKP'de çok gürültü var mesela. Daha sesi çıkmadı. Daha da çıkacak. Tabii tabii. Hani Temel'in hikayesi gibi Temel eve geliyor bakıyor birisi testereyle kapıyı kesiyor. Ne yapıyorsun diyor. Diyor ki keman çalıyorum. Ya böyle ses mi çıkar demiş. Bekle demiş yakında sabah sesi duyarsın. Şimdi daha çok yeni olduğu için kim yazacak mesela? Mesela ben şimdi bildiğim kulisleri anlatabileceğim bir gazete bana bulabilir misiniz? Yarın gelsinler anlatın. Şimdi böyle bir tabloda siz oradaki içeride olup bitenleri görmeniz mümkün değil. Bir iki tane gazeteci arkadaşımızın yanında ben de vardım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o akşam işte bu bakanlar oylanıyor. Bir milletvekili yolsuzluk oylaması. Evet yolsuzluk oylamasının bir AKP'li milletvekilinin ağza alınmayacak kullanmış olduğu cümleler hepimiz tanık olduk. Ama merak ettim acaba yarın kim yazacak diye hiç kimse yazamadı. Yani mevcut bakanlarla ilgili kullanmış olduğu ağır cümleleri biz bile şimdi kullanamazdık. Ben istersen bir parantez açayım. İşi Hayati Yazıcı'nın işi AKP'nin kurucusu hakikaten emektarlarındandır. Eşi Sema Yazıcı ha bu listelerle mi seçime gidecekler diye çaktı mesela. Çünkü şarkıcıyı koydu. O şarkıcı da CHP, MHP her tarafı dolanmış bir AKP'yi kandırıp Erdoğan'ı kandırıp oradan aday olmuş. O Domra'nınki falan. Ama son derece doğal. Şimdi, ya bunlar da bak ama çıkmadı hiçbir yerde. Hiçbir yerde yazılmıyor. Çıkmaz tabii yazılmaz. Çünkü kim yazarsa bunun bedelini ağır ödüyor. Şimdi bu içe doğru kapanmaları son derece doğaldır. Çünkü savunmaya geçiyorsunuz. Yani 2007, 2009, 2011'e baktığınızda daha çok liberal, kısmen solda, işte Avrupa Birliği süreci falan çeşitli kesimlerinde katkısıyla bir atakta olan bir siyasi parti özellikle son dönemlerde suça bulaşmış, yolsuzluklara bulaşmış, çeşitli grupların, paralellerin baskısı altında kalan bir iktidar doğal olarak tabii ki istihbarat örgütlerine soracak ve savunmalı bir ekip oluşturacak. Şu anda oluşan ekibe baktığınızda daha çok içe dönük savunma. Yani yarın birileri bize bir şey yaptığında arkamda savaş. Kim kalabilir, kim durabilir ekibi savaş oluştu. Yani evet, bu şimdi onu da yayınlamadıklarını görüyoruz. İkinci bir şey belki ona da gelmemiz lazım. Hüseyin az önce mesela çok enteresan yani gözden kaçmış olabilir. Biliyorsunuz AKP gazeteleri şahşahlı bu adayları mutlaka açıklarlar. Büyük gazete yani AKP'nin bir büyük gazetesi AKP milletvekili adaylarını bile açıklamadı. Sabah gazetesi açıklamadı. Bilemiyorum. Onun başında da ben de tam onu söyleyecektim zaten. Sabah gazetesi açıklamadı. Başında da Turkuaz grubu damat Berat Albayrak var. Evet. Üstelik onu milletvekili adayı yaptılar. Ona rağmen açıklamadı. Ve bu çok enteresan. Bu da belki sizin az önce işaret ettiğiniz bu listeler Erdoğan'a tırpan. Yani Erdoğan damadının olduğu gazetede Erdoğan damadı aday olmasına rağmen AKP listesi yayınlanmıyor. Bu da Erdoğan o listede Davutoğlu tarafından tırpanlandığı için kızdığı. Tabii tabii. Google yalan söylemiyorsa öyle yani tablo öyle, öyle gözüküyor. Evet. Peki bir başka bir şey söyleyeyim. Yani aslında birçok genç arkadaşlarımıza da bakıyoruz. Siyaset gerçekten çok erdemli bir iştir ama her ne kadar Türkiye'de biz el birliğiyle kirletmiş olsak da siyasetin hayatımızda her zaman erdemli bir hale dönüşmesi gerekir. El birliğiyle bunu düzelteceğiz. Özellikle bakan ya da başbakan
saray arasındaki kavganın tarafları olanların hepsi bertaraf oldu. Mesela Anadolu Ajansı'nın genel müdürü biliyorsunuz seçim günü. Evet evet. İşte AKP Genel Merkezi Alkapı'dan girmişti. AKP sabaha dışarıda, kadar. Melik Gökçe işte kendisini kalkan etti. Bunlardan yani çok kavga çıkacak. Oğlu dışarıda. Şimdi birinci derece akraba olmayacak falan kuralı varsa o zaman saray için de geçerli olması lazım. Görüyoruz ki saray için geçerli değil. Orada da bir evet. şey. Son bir çeşitli şakam. Gazeteciler var. Ben mesela dün bir tanesinin ruh haline baktım. Acaba bir ay önce ya da 20 gün önceki canhıraç şeyi var mı? Baktım tansiyon düşmüş, kıvıracak ama nasıl kıvıracağını bir türlü beceremiyor. Yanımızda yakın tarihimizde onlar da paralelci olabilirler. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Ben hemen son 5 dakika belki tekrar mitinge dönüp onunla ilgili bir şeyler söylemek isterseniz. Berat Albayrak'la ilgili bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. O bence bu 17-25 Aralık yolsuzluk ses tapelerinde hatırlarsanız o da kayınbabanın talimatıyla harıl harıl evrak yakıyordu. Tabii. Yırtma makinesinde. Onda ses tapeleri düşmüştü. Artı siz de zaman zaman söylüyorsunuz. Bu havuz medyası bildiğiniz gibi TMSF eliyle el konulan ve daha sonra çakma medya patronlarına verilen hem el konmalarında hem devlerin usulsüzlükler olan ve muhtemel bir iktidar değişikliğinde bir şekilde inceleme altına alınacak ve AKP'nin yandaşlığından çıkarılacak gibi görünen medyalar. Berat Albayrak acaba hem bu evrak sıfırlamalar tepelerdeki hem de 8 Haziran'da işsiz kalacağı için acaba o da bir şekilde dokunulmazlığa ve maaşa mı kaçtı? Şimdi tabii 1, 3, 5, 10, 100 değil yani bunu saymakla mümkün değil. Yani kaçını vekil yapacaksınız ki kurtaracaksınız? Şeye baktığınızda listelere baktığınızda 1000'e yakın bu suça bulaşmış insan var. Hatırlarsanız Sayın Umut Oran'la ilgili bu gazetelerin bir kısmı haberlerinden dolayı İzmir'de bir basın toplantısında kirli gazetelere, suça bulaşmış gazetelere Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde el koyacağız demiştik. Tabii hukuken el konulacak. Yani hukuk kısmını belki eksik kullanmış olabilirim. CHP'nin el koyacağı. Evet, hocam, hani bir deyim var ya Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Aman Allah'ım ertesi gün bütün bu gazeteler beni manşette işte Hitler gibi bilmem ne gibi resimlerimde koydular. Ama unutmanız ki bütün bu bana saldıran gazetelerin hepsi el kolunan gazeteler. Yani bu gazeteler bunların malları değil. Bütün bu gazetelere baktığınızda patronları daha düne kadar başkaları bu gazeteler iktidar tarafında el kolunan gazeteler. En çok da bunlar bağırdı. Tabii ki evrensel kurallar içerisinde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde kendi hukukumuzu, kendi kuralımızı oluşturmayacağız. Evrensel hukuku oluşturacağız. Zaten orada bir hukuksuzluklar var, onların düzeltilmesi gerekiyor. Evrensel hukukta elbette herkes hesap verecek. Peki yarın son birkaç cümle, yarınki miting için. Yarın bütün CHP sevenleri, dostları, emeklileri, emekçileri alana davet ediyorum. Gelin, Sayın Genel Başkanımızın sürprizleri var, hep beraber izleyelim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Gürsel Tekin yarınki Kartal mitingine öğleden sonra hava da güzel İstanbul'da. Avrupa yakasından da partili insanlar, tekneleri olan yani Boğaz'da çalışan tekneleri olan insanlar da gerek kiralayarak gerek kendi teknelerini koyarak buradan da oraya ulaşımı sağlayacaklar. Kartal Meydanı yarın hınca hınç olacak. Gürsel Tekin de tüm CHP'de oraya davet ediyor. İlk miting hayırlı olsun diyelim CHP'ye. Çok ve sözü Ankara'ya bırakıyoruz. Hile yok, hurda yok. Sağlık, lezzet ve enerji kaynağı yerli üretim tam 5.